Neyse Ahmet, burayı kesmeyeceğim. Neyse. Yanardan almış bir de televizyon. Abi iyice TEDx konuşmasını çevirdin şunu ya. Alt tarafı iki tane. Abi yok hayır. 6 ayda unuttum. Yorumlara yazın. Ben şimdi de hemen çözsem TED'i kaç yıl. Ablamı geçer miyim? Yazın yorumlara. Ya. Tamam, hadi. Bastın mı? Hayırlı cumalar arkadaşlar. Bastım mı? Hayırlı cumalar. Bugün evet abi kaç rekat namaz kılıyorsun? Kaç rekat? Hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. İlk video çok izlendi. Ablanı getir, ablanı getir. Nasıl çalışıyor, ne yapıyor, kaç net yapıyor, sınav psikolojisi nasıl koruyor, niye son 3 ay TM'ye geçti? Bu gibi soruları çok sordunuz. Ben de sonunda getirdim. Bir video çekiyoruz artık. Ders çalışmaktan çıkardım onu. AYT matematik çözüyordu. Çektim aldım, video çekmeye getirdim. Ben ona sorular soracağım, o cevap verecek. Böyle güzel bir video olacak. Nasıl çalışıyor, ne yapıyor onlardan bahsedeceğiz. Evet Zehra, abla. Arkadaşlar aramızdaki hiyerarşiden dolayı artık bana abla demiyor. Gerçekten tamamen bıraktı. Bütün ısrarlarınıza dayanamayıp tekrardan geldim buradayım. Sınava kaçıncı girişin? İnsanlar diyorlar ki nasıl ablam mezun? 10. girişim, 5. girişim, kaçıncı girişim bu sınava? Arkadaşlar benim bu sınava 2. girişim. Ben Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldum. Okulumuz 5 yıllıktı, bir yıl hazırlığı vardı. O yüzden sınava geçen yıl girmiş bulundum. Oğuz'la aynı dönem girdik. Bu sene 2. girişim olacak. Evet biraz zor bir durum ama yapacak bir şey yok yani. Ayak uydurmaya çalışıyoruz. Aramızda bir yaş vardı. Hazırlık okuduğu için telafi oldu yani. Eşitlendik ama bu sene kazandım. Öndeyim yani öyle. Evet maalesef. Evet. Abla bizi ve izleyicilerimize ortalama bir gününü, bir rutin olarak bunu bize anlatabilir misin kısaca? Evet tabii ki. Başlayayım. İlk önce arkadaşlar kalkıyorum. Yani kaçta uyanıyorsun? Kaçta İnsanlar uyanıyorum? İnsanlar bunu çok soruyorlar. Evet. Ya 6.30-7 civarı uyanıyorum. 6.30-7 bandında uyanıyorum ve kalkıyorum ve direkt Türk kahvesi yapıyorum bir tane kendime. Sade böyle kendime gelmek için. Yoksa başka türlü uyanamıyorum arkadaşlar. Yani bu çok bir tripli oldu tabii ki ama hani insanın kendine gelmesi için bazı şeyler yapması gerekiyor. Evet, bu da çok saçma oldu. İstiyorsan tarifini de ver. Adamlar ne çözdüğünü merak ediyor. Neyse kalkıyorum. İlk önce bir kahve içiyorum. Sonra bir güzel bir su içiyorum. Sonra da oturuyorum. Deneme çözüyorum arkadaşlar. Normalde önce kahvaltımı yapıyordum. Peki, sonra sen deneme yeni mi başladın yoksa aylardır çözüyor musun? Ben denemeye arkadaşlar Aralık bitmeden yani 2021'e girmeden 3 gün önce falan çözmeye çok başladım. Çok geç başladım. Ya arkadaşlar Oğuz böyle diyor ama ben bunun böyle çok da böyle olduğunu düşünmüyorum. Sonuç olarak bir şeyleri halletmeniz gerekiyor ve ondan sonra deneme çözmeniz gerekiyor. Bir şeyleri halletmek dediğimde benim TYT için şuydu. Yani ben TYT'de konuları bitirmedim arkadaşlar. Benim fenim duruyor. Sosyal hiç bakmadım TYT olarak. Yani genel olarak tarih, edebiyat onlar buna çalışıyorsunuz ama yani ayrı bir TYT çalışmadım. Deneme çözmeye geç başladım biraz ama her gün TYT çözmüyor bu arada genel. Branş da var herhalde. Hayır, bir gün arayla TYT çözüyorum arkadaşlar. Hmm. Yani bunu dedim ki bir gördüm. İlk önce bir dedim ki hani bir çözeyim ya. Ne kadar yapabilirim ki falan. Sonra şak bir 71 yaptım ve dedim ki sen ne yapıyorsun? Ama şöyle de değerlendirmek lazım. Ya ben TYT'de matematik haricinde bir şeye çalışmadım. Evet, geçen sene çalışmıştık. Ama TYT'de matematik haricinde bir şeye çalışmadım. Çünkü ben unutulacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ben 9, 10, 11'de hep sayısaldım ve sürekli bunlar üzerinde yoğunlaştım. Ama AYT fen'i hatırlıyorum ama sonuç olarak şey yok yani. TYT fen yok bende. Unutmuşum. Hani TYT unutulduğu için ben onu arkadaşlar, sona bırakmaya çalıştım. Arkadaşlar 6 ayda unuttum. Yorumlara yazın. Ben şimdi de hemen çözsem TYT kaç yıl? Ablamı geçer miyim? Yazın yorumlara. Ya. Yazın arkadaşlar yorumlara. Gerçekten kendine büyük bir kitle oluşturuyorsun yani. Huygan bir kitle. Neyse ben böyle yapıyorum. Yani her gün bir gün arayla deneme çözüyorum. TYT sonra denemesi. Sonra ne yapıyorsun? Bir gün, tek bir günde de işte o bir gün arada da bir tane matematik, TYT matematik branş denemesi çözüyorum. Denemem bitiyor, kontrol ediyorum ve başlıyorum geometri çözmeye. Arkadaşlar geometri bence her gün çözülmesi gereken bir şey. Ben bunu geçen sene çok büyük hatalarını yaptım. İşte oturup 3 ayda işte 2 tane, 3 tane geometri kitabı bitirmek. Arkadaşlar bunlar yarar sağlamıyor yani. Oturup sizin düzenli olarak çözmeniz gerekiyor. Ne konutuyorsunuz ne başka bir şey yani. Oturup her gün iki tane test geometri çözüyorum. Geometri bitince analitik çalışıyorum. Analitik bittikten sonra yani bu toplam 12-12.5 bir civarı oluyor. Sonra oturuyorum edebiyat çalışıyorum. Bu 2 saat civarı bir miktarımı alıyor. Ve bugün ondan sonra bugün tarih mi? Hayır. Edebiyat çalışıyorum. Sonra akşama kadar arkadaş yatana kadar böyle gerçekten saat 10-11'e kadar böyle kafamın alabildiğine kadar AYT matematik çalışıyorum. Ondan sonra tarih okuyup öyle yatıyorum. Ve hani bir süreden sonra toplam kaç saat çalışmış oluyorsun? Yani toplam arkadaş burada benim defterim de var. Yani şu an 9.30-10 bandındayım. Yani 12 saat çalıştığım da oldu ama ondan sonraki gün 12 saat çalışamadım asla yani. Bu değişebiliyor. Sizin ne kadar kapasitenizin aldığına bağlı tamamen.
Yani böyle bir defterim var arkadaşlar. Ben çok düzensiz biri olduğum için hiç bunları yapmaya çalışmazdım ama... Artist Yanar'dan almış bir defteri. Hayır. Hayır arkadaşlar. Yani bunu benim... Buradan Ilgın'a selam olsun. Benim 10 sene önceki ajandalardan biri. Evde bulun ajandayı yazın arkadaşlar. Gerek yok bir ya ben... olarak. Hayır. Ya gerçekten sizin çok bu isteğinizi artırıyor. Yani sürekli bir şeyleri yazmak, ne kadar ne yaptığınızı görmek sizi çok mutlu ediyor. Yani düzenli yazmak da bununla bir muktedir oluyor. Bir günüm ortalama bu şekilde geçiyor. Buraya bir de arkadaşlar ben size şey tavsiye ederim. Yani sürekli sadece bir program oluşturmayın. Ne yapacağınızı yazmayın. Yani bu insanı yapamadığında atıl bırakıyor. Kurban psikolojisine sokuyor. Siz gidin arkadaşlar ne yaptıysanız o gün ne kadar ne yaptıysanız onu yazın yani. Ve alt alta geldiğinde hani insan çok bir gaza geliyor böyle. Evet daha fazla yapabilirim. Evet hırslanıyorum falan diye böyle. Yani bence bu çok yararlı bir şey. Evet. Bir de... Bir de arkadaşlar mesela bir gün sadece bir ders çalışmayın. Yani benim kişisel fikrim bu. Ben bunun çok yararlı olduğunu düşünmüyorum. Mesela atıyorum bu defter kullanmanın yararlarından birisi de bu. Hani mesela arkadaşlar mesela... Yani yakınlaştırıp da göstersene şöyle. Allah Allah. Yani mesela buraya bir sürü ders yazdığınızda... Karınca duası gibi yazmışsınız. Evet mesela bu beni çok motive ediyor. Uf, çok çalıştım evet falan diye hissediyorum. Ama mesela buraya sadece bir AYT matematik yazdığımda... Yani insan kendini kötü hissediyor o sayfa boş kaldığında. O yüzden bence böyle daha yararlı. Ben faydasını görüyorum şu an için. Demek bir günü böyle geçiyormuş. Sonunda bitti. Video 100 dakika oldu. Allah kahretsin nasıl editleyeceğim bunu. Evet gelelim en çok merak ettiğiniz noktaya. Kaç net yapıyorsun? Evet ben kaç net yapıyorum arkadaşlar. TET'de yani 90 net yaptığım da oldu. Dediğim gibi 71 yapıp başladığım da oldu. Yani 80 civarında ortalama bir deneme netim var şu an. Ama bu... Zorluğa bağlı değişiyor. Aynen zorluğa bağlı tamamen değişiyor yani. Şöyle sizin, artıyor. Aynen yani. Öyle yani 108'de yaptım bir ama yani o denemeyi görseniz hani oturursunuz 120'de yaparsınız onu da. Çok değişebiliyor bunlar. AYT çözmeye başlamadım arkadaşlar çünkü yani ben AYT'nin tamamını bitirip ya mesela en azından limit türev integral bitsin. Evet en azından limit türev integral bitsin. Oturuyorsunuz mesela orada çok güzel sorular var ama onlar ondan sonra ona çok dönüp bakma fırsatınız olmuyor. O sorular öyle kaynıyormuş gibi geliyor bana. O yüzden konuları bitirip yapma taraftarım. Bir de bu türev integral çok sorulmuş. Yani işte çalışmalı mıyız, işte erken mi falan. Hani konular kalkacak mı? Arkadaşlar hepimizde aynı korku var ama sonuç olarak yani siz kafanızı yastığa koyduğunuzda evet ben de çalışmayabilirim. Hani sona bırakabilirim ama şey biliyorum böyle kafamı yastığa koyduğumda ne yapacağım? Türev integral bitmeyecek, yetişmeyecek diye hani yetişir nasıl her şekilde. Babanla mı yetişir be kardeşim? Hani böyle çalışın abi konular kalkarsa kalkar siz çalıştım deyip yolunuza bakabilirsiniz yani böyle. Evet. Bir de ben mezun için durum daha avantajlı falan demiştim hani kendime işte dedim ki halledilir falan. Abi öyle bir dünya yokmuş ve hani ben her şeye baştan çalıştım silmişim geçen sene sen o kadar hip karakök çözdüm. Aralık Ocak'ta 2 ay hatta Şubat'ta 2-2,5 ay sadece bu limit türev integral kısmına çalıştım. Bir de Cumhuriyet Edebiyatı'nda bir kısımlara bakmıştım sonra şak bir haber geldi. Kaldırılmış hepsi yani. Kalktı. Yani ben de çalıştım ama açıkçası. Benim de yandı ama yapacak bir şey yok. Hiç de hatırlamıyormuşum. Tekrardan çalıştım yani. Olsun. Evet. Abla. Psikolojini koruyabiliyor musun? Psikolojin adı mı? Sınav psikolojisiyle nasıl başa çıkıyorsun? Üst üste 2 sene yaşıyorsun bir de bunu. Arkadaşlar evet çevre çok zor. Ve hani mesela ben şöyle bir kısaya değinebilirim. Anlatma arkadaşlar. Anlatacağım. Buradan izliyorsam gerçekten neyse bir şey de söylemek istemiyorum. Arkadaşlar bir kere etraftan çok baskılıyorsunuz zaten. Yani ben mezuna kalacağım dediğimde ailem çok bir sesini çıkarmadı ama alttan yine kalmasa iyi olur falan gibi bir sürü şey oldu. Hukuk ve yaz git. Hukuk yaz git arkadaşlar. Çok büyük bir bunun baskısı altındayım yani. Şu an ne yazacağımı bilmiyorum çok da aslında. Arkadaşlar sınavlar açıklandı. Bunu değinmek istiyorum gerçekten. Gittik biz oturuyoruz bir yerde ve bir akrabamız geldi. Kaç yaptın sen sınavda? Ben sınavda 6700 yaptım arkadaşlar eşit ağırlıktan. Neyse Oğuz da işte 209. oldu falan. Oğuz geldi işte Oğuz'a sordular net şeyini sıralamasını ve bana sordu sonra. İşte yani insanda bir şey oluyor tamam hani bunlar aynı yerde aynı şeyi yiyip içiyor aynı evde yetişiyor. Hani biri böyleyken diğeri niye böyle oluyor? Yani insan düşünüyor bir de bu büyük bundan olacak falan diye düşünüyorlar. Neyse yani tabii böyle düşünebilir ama farklı görüşlere açığız ama yani bunu geldi arkadaşlar ve dedi ki yani bana Oğuz'a sordu netini sıralamasını bana sordu ve Oğuz'un onunla biri kadar olamamışsın ya dedi. Ve hani orada kaldım arkadaşlar. Bir şey söyleyemiyorsunuz. Yani bir Victor sürü insan... Victor Hugo'nun bir sözü var ya arkadaşlar. Kimse... Dalgalarla nasıl boğuştuğunuza bakmaz. Gemiyi limana getirip getirmediğinize bakar. Ben istiyorsan Türkiye 300.sü ol yani. Mezuna bıraktığında başaramamış olarak sayılıyorsun. Çünkü yerleşmedin. Ve arkadaşlar yani hayatında ders çalışmak hakkında en ufak bir bilgi kırıntısına sahip olmayan insanların sizi eleştirmesine bu kadar açık olmayın. Yani
Herkes bir şeyler yapıyor, herkes bir şeyler söylüyor, herkes bir şeyler söyleyecek her zaman. Oturup da kendinizi bunlarla yıpratmanıza gerek yok. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamanıza gerek yok, karşılaştırmanıza gerek yok. Yani o zaman başkalarının gideceği yoldan gidersiniz. Oralarda ne işiniz var? Senin yok. Abi iyice TEDx konuşmasını çevirdin şunu ya. Alt tarafı iki tavsiye. Abi yok hayır. Şey yani bu bence güzel bir şey psikoloji. Masanın başına oturduğumda yani gerizekalıyım diye ağladım çok oldu. Hani gerçekten soruyu çözemiyorum ve gerizekalıyım. Allah'ım neden bana akıl fikir vermedin diye ağlıyorum böyle. Hani kitabı koyuyorum kenara sonra açıyorum tekrar bakıyorum ama yani sonuç olarak sizin ne kadar ilerlediğiniz önemli burada. Tabiisiniz arkadaşlar yani hayat tamam evet bir sınav ama hayat bundan ibaret değil sonuç olarak. Yani olduğu kadar anınızı güzelleştirmeye çalışın. En yani kötü YouTuber olursun. Ya en kötü YouTuber olursunuz arkadaşlar. Oturup kendi anınızı güzelleştirmeye çalışın. Yani ben sabah mesela oturuyorum. Şarkı açıyorum. Öyle işte dans ederek falan böyle bir şeyler yapıyorum. Ev mülteci kampı gibi oldu zaten böyle. Komşular falan balkış camlardan görüyordur büyük ihtimalle. Bu deli ne yapıyor diye soruyorlardır ama. Yani bir şekilde psikolojimi öyle koruyorum. Arkadaşlar bu sınava yakın şarkı çok dinlemeyin değişik şarkılar. Aynen. Çünkü ben mesela MSÖ'de kafamda Nimet Nimet diye bir pop parça, pop neydi işte o, o çaldı yani. Bir de rap map çaldı, böyle hoş değildi. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz likelamayı, Oğuz'un kanalına abone olmayı unutmayın. Dönebildiğimiz kadar yorumlara dönmeye çalışacağız. Herkese iyi çalışmalar. Hoşçakalın.